Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber tam da umutlar sönmüşken GTA 6'nın ilk ekran görüntüsünün çoktan paylaşıldığı, iddia edildiği resimlerle karşınızda olacağım. Bu arada kanalımızı hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşarak daha bize destek olabilirsiniz. Rockstar Games GTA Definitive Edition'da GTA 6'nın ilk ekran görüntüsü paylaşılmış olabileceği iddia edildi. Yeni neden GTA San Andreas yer alan gizemli bir ev gerçek hayatta varoluşu bugüne kadar hiçbir GTA oyununda karşımıza karşımıza çıkmaması nedeniyle kafaları karıştırdı. Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Rockstar Games GTA Definitive Edition isimli yeni işlemesine geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. Oyuncular GTA 6'yı beklerken yaşanan bu gelişme pek çok GTA tutkununun canını sıktı. Üstelik yeni işlemedeki grafiklerin beklentileri karşılamamış. Olması da oyuncuların Rockstar Games'e tepki göstermesine yol açtı. Artık yapacak hiçbir şey olmadığını söylemek gerek. Dileyen oyuncu yaklaşık 600 TL ödeme yaparak GTA serisinin yenilenen işlemesine sahip olabilecekler. Ancak yaşanan bir gelişme bu işleme üzerinde unutulduğu düşünülen GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi. GTA San Andreas yeni versiyonundan alınan bazı görüntüler GTA 6'nın ilk ekran görüntüsünün resmen paylaşılmış olabileceğini düşünmeye başladı. Peki neden? Peki bir evin ve bu evin üzerinde de bir UFO yer aldığı görüntünün GTA 6 ile ilgisi nasıl olabilir? Dilerseniz Hemen bu sorunun cevabına bakalım. Sorun şu ki GTA ekosisteminde böyle bir ev hiçbir zaman olmadı. Yani oyunların eski versiyonunda da yoktu. Ayrıca GTA 5'te de bu yapıdaki eve hiçbir zaman yer verilmemişti. Üstelik görüntüye oyunun kendisinden bakan oyuncular arada gözle görülebilir bir çözünürlük farkı olduğu ifade ediyorlar. Yani söz konusu görüntü sanki GTA The Definitive Edition'a ait değilmiş gibiydi. İşte bu durum kafaları karıştırdı. Ancak kafa karışıklığına yol açan tek şey bu değildi. Ev Miami'de gerçekten var. GTA 6'nın tıpkı GTA Vice City'deki gibi Miami'ye benzer bir lokasyonda geçeceği iddiasını pek çok kez dile getirmiştik. Bu iddia üzerinden yıllar geçmiş olsa da unutulmayan bazı GTA hayranları görüntünün gerçek olup olmadığını anlayabilmek için Miami'nin gerçek haritası üzerinde inceleme yapmaya başladılar. Sonuç adeta beyin yakan türdendi. İlk Robar nickini kullanan bir GTA hayranı GTA The Trilogy The Definitive Edition'da yer alan GTA San Andreas'taki gizemli evin gerçek dünyada var olduğunu tespit etti. Ufak tefek farklar olsa bile bu ev gerçekti ve Miami'de bulunuyordu. İşte bu tespit söz konusu görüntünün gerçekten de GTA 6'ya ait olabileceğini ve hatta GTA 6'nın Miami'de geçeceğini düşündürüyor. Elbette tüm bunlar yalnızca varsayımdan ibaret. Rockstar Games GTA 6 ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Bugüne dek ortaya çıkan bilgiler gibi bu son gelişme de teyite muhtemelen muhtaç. Evet yavaştan bir videomuzun daha sonuna gelelim. GTA hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum tabii ki de. Sizler neler düşünüyorsunuz? Hayran kitlerer kafayı yemiş gibi gözüküyor şu anlık. Bakalım neler olacak? İlerleyen zamanlarda GTA 6 gerçekten çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Kaynak olarak WebTekno'nun sayfasını kullanıyorum. Şey yapıyorum yani umarım şey yapmazlar yani. Videoyu yani onlar yazı olarak yazıyor. Ben videoyu çeviriyorum. Eğer beğeniyorsanız bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa sağlıcakla Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.